Nedir bu saçmalık Allah aşkına? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin de benim evime yerleşmeye çalışıyorsun? Ben de bu ailedenim Hamiyet Hanım. Ben de bir hancı oğluyum. Ha. İyi. Yani bu yüzden böyle elini kolunu sallayarak evimize girmeye kalkıyorsun. Öyle. Sen konuşma. Sen benim muhatabım değilsin. Tam tersi. Bu saatten sonra sizin tek muhatabınız benim Hamiyet Hanım. Yılmaz'ın karısıyım çünkü. Karısıymış. Niye şaşırdınız? Yusuf biliyordu halbuki, söylemedi mi size? Doğru mu bu? Oğlum ne saçmalıyor bu kadın? Daha fazla sabrımı zorlamayın beni. Çıkın gidin bu evden. Hayret bir şey. Bir de yanlarında valiz getirmişler. Aa, şunlara bak. Bunlar böyle baya baya eve yerleşmeye gelmişler ayol. Bakın burası benim de evim diyorum. Buraya yerleşmek için de kimsenin iznini almaya ihtiyacım yok. O yüzden şimdi çekilin de geçeyim. Sen dursana bakayım bir. Ha? Bir dursana. Yılmaz Bey, Yusuf, polise telefon etsenize. Evimizi işgal ediyorlar deyin. Sakin ol Hamiyet. Ay nasıl sakin olacağım? Şu yüzsüzlüğe bak. Bir şey söylemeyecek misiniz? Söylüyoruz çocuğum. Her dakika bir şey söylüyoruz ama senin bu kulağından giriyor, bu kulağından çıkıyor. Aa, hadi hadi çık git evimden. Çık 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 evimden. Evimiz demek istiyorsun sen herhalde. Anneciğim, anlayacağın Yılmaz soyadına bakarak her şeyde hak sahibi olduğunu düşünüyor. Ama yasal olarak kardeşim olduğunu belli etmeden hiçbir hak iddia edemez. Şimdi edebinizi de çekin gidin buradan. Ben buraya soyadıma güvenerek gelmedim. Kanuni hakkım olduğu için geldim. Oğlum, nerede herkes? Yusuf Bey karısını yemeğe götürdü. Ailemiz de bandımızı kayışlığında onları uğurluyor. Sen niye böyle erkenden içmeye başladın peki? Herkes eğlenirken birimiz kederlensin ki denge kurulsun dedim. Anlaşıldı. Sen dönüp dolaşıp aynı noktaya takıldın değil mi? Hem kendine hem etrafa zarar verdiğinin farkında mısın? Yine kimin kuyruğuna basmışım? Bilmemezlikten gelme. Yusuf'a söyleme dedik. Hemen gittin Havva kaçırıldı dedi. Üstelik Badiye'ye kocan Havva'nın peşinde diye müjdeledin. Yalan mıydı söylediklerim baba? Söyledin de ne oldu? Ne geçti eline ha?
Oğlum sen sözlenmedin mi? Ha? Gül gibi bir sözlüm var. Gözü senden başkasını görmüyor. Üstelik Bade Yusuf'la evli. Karnında onun çocuğunu taşıyor. Daha fazla üzerime gelip beni konuşturma baba. Konuş oğlum. Konuş. Aklında ne var? İçinden ne geliyorsa söyle. Söyle ki bir çözüm bulalım. Yoksa ne sen huzur bulacaksın, ne de huzur vereceksin çevrene. Doğru mu bu? Ne bu saçmalık baba? Bu ne ya? Nereden buldun bu takıyı? Ne işi var burada bunların? Ne dedim ben sana Yılmaz? Ne dediğini burada söylemeyeyim istersen. Tehdit mi diyorsun lan sen beni? Tehdit değil. Gerçek. Al şunu çekin gidin lan buradan. Yusuf oğlum. Amcaoğlu. Sakin ol. Sen de biraz sesini kıs kardeşim. Benim konuşmama gerek yok. Topu orada kardeşim. Tapuymuş. Siz edebinizle çıkmazsanız ben sizi çıkarırım bir şekilde buradan. Ben de sizi şikayet edeceğim. Polise. Haydut gibi evimizi bastılar diyeceğim. Bence dedin. Şikayet edin. Daha iyi olur. Ailemizin gizli kalmış sırları ortaya çıkar böylelikle. Ne sırrından bahsediyorsun oğlum? Onu babana sor. Ama belli ki tapuyu üstüme yaptığını söyleyemeyecek. Anne sakin ol bir. Anne sinirini bozma ne olur. Pınar annemin ilaçlarını getir. Ay Bahat. Allah aşkına karışım. Dokunma bana. Oh, Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Daha çok bayılacaksın. Sen sabır ver ya Rabbim. Yaptıklarını bir bir ödeyeceksin. Şu kadar acımıyor içim şu kadar. O kadar nefret ediyorum ki. Gördünüz mü? Oğulları olduğuma şaşırmadı. Adamın evi üzerime yapmasına şaşırdı. Gerçi diğerleri de biliyor gibiydi ama. Abla. Sence söylemiş midir? Farz et söyledi. Netice sana sahip mi çıktı? Golganat mı gerdi? Ha? Evdam sahip mi yaptı? Yok saydılarsa da onların ayıbı artık. Ama ben biliyorum işlerine gelmedi mi öyle bir örtbas ederler ki her şeyi. Vallahi istedikleri kadar yok saysınlar. Ben buradayım. Hem daha yeni başlıyoruz. Önüne bak. O gözleri akıtırım buraya. Önüne bak. Ne demek oluyor bu amca? Ne? Nasıl yaparsın bize bunu? Oğlum sırası mı şimdi bunun? Anneciğim gitsene. Yılmaz Bey cevap versene. Yılmaz Bey. Konuşsana. Anne şşş. Reva mı bu bana ha? Anne sinirini bozma ne olur. Pınar annemin ilaçlarını getir. Reva mı bu çocuklara? Adam haklı. Elinde kapı gibi tapusu var. Ya tamam bağırıp durmayın artık. Baba bir şey söylesene. Thank you.
bu saçmalık baba? He? Susuyorsun. Bu herif doğru söylüyor değil mi? Sen bunu nasıl yaparsın? Sen bu konağı bu herife nasıl devredersin? Bunu nasıl yaparsın? Niye bana söylemiyorsun? Hani her şeyi konuşacaktık baba? Söyleyemedim işte. Çekindim. Korktum. Olmadı, cesaret edemedim. Biliyorsun sizi kaybetmekten çok korkuyordum o zamanlar. Ama böyle bir terbiyesizliği yapacağını hiç düşünmedim ki. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ama yaptı bak. Yaptı işte. Darmadağın etti bizi. Gitmedin bu reziller hala. Yılan. Her şeyi biliyordun değil mi? Bütün bu kumpasın içindeydin değil mi? Kuyruklu yılan. Sensin yılan. Yenge. Canıma nasıl kastettiğini, beni nasıl zehirlediğini Allah biliyor, Allah. Yenge, yenge tansiyonun çıktı, kötü olacaksın. Ha. Siz de yapmayın çocuklar, sebebi olacaksınız kadının. Oh, Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Daha çok dua edeceksin böyle. Sabır değil, Allah'ım canımı al diyeceksin. Diyeceksin. Bir zamanlar benim yaptığım gibi. Allah'ını seven tutsun bunları. Allah'ını seven. Anne. Yılan. Durun. Nereye gittiniz zannediyorsunuz siz? Senin hükmün buraya kadarmış gelin hanım. Ne de olsa Havva'nın kocası. Senin kocandan büyük. Söz sırası onda. Sus sen de. Sus. Allah'ın cezalar. Allah'ım ya Rabbim evimizin ciğerine kadar giriyorlar. Yenge, yapacak bir şey yok. Amcam kendi eliyle vermiş tapuyu. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın onu da. Allah onu da nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ah, Yusuf! Evimizi işgal ediyorlar. Anne, Allah aşkına ya. Çekil şuradan. Anne bir şey olacak. Gözünü seveyim otur ya. Ne olur. Al ben kime ne diyeceğim şimdi? Ne yapacağım ben ya? Elimi kolumu bağladım benim. Ne konuşabiliyorum, ne bunların ağzını burnunu kırıp dışarı atabiliyorum. Bana bak. Bana bak. Kalk buradan. Anne. Böyle oturmakla, böyle oturmakla her şey bitti mi sanıyorsun ha? Kalk buradan anne. Diyorum. Anne. Kalk buradan. Bak paye verdiğin serseriler odalarımızda geziyorlar. Bir sakin ol bir. Nasıl sakin olayım ben? Nasıl sakin olayım? Ben bu odalara, bu konağa hayatımı verdim. Gençliğimi verdim. Nasıl sakin olayım? Söylesene bana. Kalk buradan Yılmaz Bey. Kalk yenge, buradan. Yenge. Mehmet kötü. Kalk buradan. Yenge gel. Kalk buradan. Gel. Abi. Tamam sakin ol. Cemile. Abimin ilaçlarını da getir. Amca sen ilgilen. Kızlar bir tansiyonunu falan ölçün şu an. Ah Yusuf beni bırak. Allah aşkına yukarı çık. Tayyip'imizin ciğerine giriyorlar. Anne tamam sus da bir düşünelim Allah aşkına. Ne var bunda düşünecek? Ha? Ne var bunda düşünecek? Çık yukarıya. Tut onları at dışarı. Anne yeter artık tamam yeter sus. Sen kal burada. Tamam anne. Konak emrinize amade. İstediğiniz odaya yerleşebilirsiniz. Bugünleri gördüm ya.
Dur daha teyze, hiçbir şey belli değil. Görmüyor musun, aşağıda kıyamet kopuyor. Allah Allah. İstediğimiz bu değil miydi zaten? İşler şirazesinden çıktı işte. Sen biraz yalnız bıraksana bizi. Teyzem burada kalsın. Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Siz ikiniz gelsenize benimle. Ne konuşacaksan burada konuş. Karşındayız işte. Bak ne istiyorsan adam gibi söyle. Tapuda hakkım var diye eşkıyalık yapma. Her şey senin istediğin zaman olacak değil mi? Senin istediğin gibi. Tamam ya, ben istediğinizi satın alıyorum. Ne kadar istiyorsun? Ne istiyorsun söyle. Yine dünyam ola. Oh ya Rabbim. Ah ya Rabbim. Anneciğim keşke burada yatmasaydın. Ay Bahat, Allah aşkına karışma. Dokunma bana. Oh, evimin çatısını yıktılar. Ay, ben ne kadar istemiyorsam yanımda olsunlar. Gelip burnumun dibine girdi bunlar. Bırak konuşsunlar Bade. Sen karışma Mehmet. Para böyle bir alışkanlık herhalde. Her şeyi satın alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Size başka türlüsü yakışmaz. Çok uzatma, ne kadar istediğini söyle bana. Her şeyi satın alamazsın. Ben karımla buraya yerleşmeye geldim. Başka da istediğimiz bir şey yok. Bu işe bir son vereceksin lan. Artık bana emir verme. Yusuf. Bade. Ne oldu? İyi misin? Gidiyorlar mı? Çocuğum nereye gidiyorsun? Oh. Hay Allah'ım ya. Ben uyurken gene nereye kayboldu bu kız? Aa, Reşit Bey. Uyandınız mı Şeref Hanım? Uyandım, uyandım. Nasıl oldunuz peki? Ya Leyla gibiyim vallahi. Ha, durmadan ilaç içiyorum ya. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Sabah akşam uyuyorum.
Uyandım baktım Havva yok ortalıkta. Arıyorum arıyorum cevap da vermiyor. Merak ettim doğrusu. Merak etmeyin, merak etmeyin. O siz uyurken ben babamı hastaneye gideyim bir ziyaret edeyim dedi. Hastanededir o şimdi. Telefonunuzu da duymuyordur. Ah, ay çok şükür. Ay vallahi çok merak ettim. Ya insan giderken bir not bırakmaz mı merak etmeyeyim diye? Düşüncesizlik işte. Ama dediğim gibi merak etmeyin. Yalınız değil. Yanında Yılmaz da var. Ha. Ben şunları içeri bırakayım da geleyim. Sofrayı kuran kaldır. Nasıl oldu kız Hamiyet Hanım? Daha nasıl olsun ki? Kadının dünyasını başına yıktı bu adiler. Lavaboya gittiydi bilmiyorum açılır mı? Kız bu hava ne şeytan? Sen nereden bildin adamın Yılmaz Bey'in oğlu olduğunu? Hem hangi ara girdin de aldın nikahını, ayarttın adamı? Ah ben böyle olacağını bilsem. Vallahi da söylerdim, billahi da söylerdim ya. Ne diyorsun sen kız? Ne o Pınar? Yas mı tutuyorsun? Ağlayıp zırlayacağınıza götürün şu bavulu hadi. Baş çavuşun beygiri mi yelleniyor kız burada? Asıl dediğimi yapmazsanız o zaman çok ağlarsınız. Götürün şu bavulu. Nereye götüreceğim bu bavulu ben? Odama bırak. Önce Havva'nın bir odasını seçsin. Ondan sonra yerleştirirsiniz. Sen de yukarı bize çay getir. Haydi. Çekelim. Daha iyisin değil mi? Sağ ol Mehmet. Bir an seni tutamayacağım diye çok endişelendim. Efendim Birsen. Kızım kaç oldu arıyorum. Neden açmıyorsun? Araba kullanıyordum. İstifa etmişsin ha? Evet öyle gerekti. Ne demek ayol öyle gerekti? İnsan bir uğrayıp veda eder değil mi? Çok kırıldım vallahi. Hem neden ayrıldın biraz anlatsana. Birsen bunu sonra konuşsak olur mu? Ama bak uzatma arayı sakın. Çok merak ederim vallahi. Tamam. Konuşuruz sonra. Baba, neyin var? Biz babanla biraz dolaşmaya çıkacağız kızım. Sen annenle ilgilen olur mu? Ben kullanacağım Murat. Abi. Neler oluyor abi? Neden işler bu hale gelmeden bana anlatmadın? Biz kardeş değil miyiz? Bir anlatsaydın. Akıldan içseydin. Çözüm yolu bulabilirdik pek. Tamam. O da senin evladın. Ama ona hakkından fazla şey verilirse problem çıkar abi. Merak etme Hasan. Ben konaktaki hissemin dışında kimseye hiçbir şey vermedim. Sen de Mehmet de hiç merak etmeyin. Hadi şimdi gidelim.
Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Ay bak görüyor musun? Görüyor musun bütün bu erkekler çıktı gitti evden. Allah'ım kaldık mı kuru başımıza bu çıyanlarla? Anneciğim ben rica ettim Yusuf'tan gitmesini. O kadar sinirliydi ki elinden bir kaza çıkacak diye korktuk. Çıksaydı! Çıksaydı! Böyle saçlarından tutsaydı atıverseydi onları dışarıya. Oh! Ama yapamadı. Yapamadı işte. Öyle de çözüm olmayacaktı ki. Yani etraf bir sakinleşsin bir durulsun bakalım. Yusuf zaten en hayırlısını bilir. Anne. Ah Münevverim ah. İyi misin? Ah canım. Yan oda darmadağın olmuş ne oldu? Senin dünyadan haberin yok tabii. Öyle kendi derdine düştüğün için sen. Babam da kötü görünüyordu. Babam var ya senin o baban. Yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok. Onu Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Kalk kızım kalk. Kalk. O yılanlar girdiler odalara. Kalk ciğerimize giriyor bunlar. Anne. Anne. Ay baş. Anne iyi misin? Anne. Ay anne ne olur. Ay başım. Ay. Anne kimden bahsediyorsun? Havva konakta. Yukarıda kocasıyla oldu mu? Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen nasıl biliyorsun öyle yap yarabbim. Astınız suratınızı oturdunuz. Hepsi nasıl pıstı kaldı karşınızda ha? Kaç senemi gömdüm ben bu konağı ama böyle cümbüş görmedim. Vallahi bir saatte her şeyi tepe taklak ettiniz. Helal olsun size. Babaymış. Ne konuşabildi ne bir cevap verebildi. Sonra da kuyruğunu kıstırdığı gibi gitti. Öbürü de sen. Neyse. Onlar alışkın değiller böyle karşılarında durulmasına. Hep el pençe divan duracaksın böyle. Ama dur. Daha sesleri içlerine kaçacak ben o zaman göreceğim onları. İyi. Sesler kesildi. Herkes köşesine çekildi. Yusuf da gitti teyze biz ne yapacağız şimdi? Sabır et kız. İt bile kokusunu bıraktığı yere geri gelir. Gelecek. Hele Yılmaz da seni gördü ya. Aha. İçi içini yemiyorsa ben de sultan değilim. Thank you.
Baba. Gelsene biraz konuşalım. Biraz konuşacağız dedim. Tamam. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Delirmek ne demek, sen biliyor musun ki? Ha? Biliyor musun gerçekten? Benim seninle bir işim yok. Yollarımız kesişti bir kere daha, o kadar. Geç artık bunları, geç. Artık bana yalan söyleyip durma. Gerçek niyetin neyse onu söyle. Niyetim ne biliyor musun? Buraya yerleşmek, buraya. Senin odanın yanına. Senin yanı başına, dibine, dibine. Rahatsız olur musun? Ha? Biraz da senin canın yansın ya. Neredeler? Neden? Konuşuyorlar. Her şey bitti canım, böyle yakacaksın değil mi? Sen acı çektin mi gerçekten? Ha? Senin için acıdı mı gerçekten? Hiçbir şey sormadan, anlamadan, dinlemeden dönüp arkanı gittiğinde ölmedik mi biz? Bak, seni burada gebertmiyorsam, o kocan olacak burada gebertmiyorsam sebebini biliyorsun. O yüzden buradasın zaten. Gidiyoruz buradan. İyi misin? Konağı size bırakıp gidiyoruz. Tepe tepe kullanın. Hiç ısrar etme. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Anne bak, bu işi daha fazla zora sokma. Ben mi zora sokuyorum? Ha? Ben mi zora sokuyorum? Ya tamam anne, sen zora sokmuyorsun. Ama şu anda en mantıklı çözüm bu. Ne olur anla. Ne diyorsun sen ayol? Ne diyorsun? Bunun neresi mantıklı? Bu çözüm falan değil ki. Bu altın tepsi içinde konağı adamlara hediye etmek. Ay istersen şöyle diyelim. Ay pardon, çok özür dileriz. Biz zaten çıkıyorduk. Buyurun, anahtarlar da sizin olsun. He? Ya niye biz gidiyoruz? Onlar gitsin. Ya adam tapunun yarısı benim üstüme diye çıkmış gelmiş. Ben bilmiyor muyum onları yaka paça dışarı attırmayı? Elini kolunu sallaya sallaya bu kapıdan içeri girebilir mi? Bak bunların hepsi büyük rezillik. Anne bunlar oyun oynuyorlar. Bak beni bu oyuna alet etme anne. Haklısın sen. Haklısın. Yaşananlar gerçekten çok çirkin. Çok sinir bozucu. Karın da hamile. Etkileniyordur tabii. Doğru. Madem bunlar kene gibi yapıştılar. Bari sen çık git. Ama ben hiçbir yere gitmem. Anne bak, gözünü seveyim yapma. Bak benimle gel diyorum, oğlunla gel. Ben bir çaresini bulacağım anne. Ay boş boş konuşma Allah aşkına Yusuf. Oğlum sen benden vazgeçeli çok oldu, çok. Sen merak etme. Ben her zamanki gibi başımın çaresine bakarım. Anne şu durumda böyle konuşma Allah aşkına ya. Gözünü seveyim anne. Yusuf. Oğlum sen niye anlamıyorsun? Ha? Evet.
Tapuda kağıt üstünde bu konağın yarısı benim olabilir. Hiçbir şey ifade etmez. Her yazılı şey doğru demek değildir. Oğlum ben burada büyüdüm. Sizi burada doğurdum. Ha? Bu konağın her odasında, her yerinde, her santiminde anım var. Sizin için bir dam olabilir. Evet. Ama benim için bir yuva. Niye anlamıyorsun bunu? Oğlum ben burada büyüdüm, büyüdüm. Burada yaşlandım. Buradan ancak ölüm çıkar. Unutma bunu. Ha. Ama sen kararlıysan al karını git. Anne burası bizim de yuvamız. Ya burası artık ev değil. Niye anlamıyorsun? Ben burada yaşamak istemiyorum. Ya otele mi gideceğim? Başka bir yere mi gideceğim? Ben de ne yapacağım bilmiyorum anne. Bunların hepsi büyük rezillik. Bak anne benimle gel. Benim yanımda ol. Gelmem. Sen topla eşyalarını benimle geliyorsun. Ben annemi bırakamam. Ne yapacaksın? Bu herife b**k attın şimdi. Aynı damda mı yaşayacaksın? Topla eşyalarını. Benimle geleceksin. Hayırdır? Gidiyoruz biz. Nereye? Bilmiyorum ama bütün bu olanlardan sonra nasıl kalalım burada? Baksana rezalet. Yusuf'un da pek içine sinmedi galiba bu olanlara. Hazır mısın? Hazırladım 3-5 eşya, çıkalım biz. Annem gelmiyor. Aa, bir de ben konuşayım. Konuşulması gereken her şeyi konuştum ben. Gelmiyor. İyi madem. Babamlardan ne haber? Çiftlikteler. Babam da yanında. Merak etme. Amcaoğlu sen buradasın değil mi? Bak anneme göz kulak ol. Ben Münevver'e yanıma alıyorum. Ya aslında benim de pek içime sinmiyor burada böyle kalmak ama... yani ne bileyim ben de mi sizinle gelsem acaba? Amcaoğlu bak kafam karmakarışık. Kendimi bir toparlayayım, ne yapacağımıza bir karar verelim. Sen burada kal, babam gelirse ona mukayyet ol. Tamam. Baya baya gidiyor teyze. Ne güzel işte. Demek ki evi damı terk edecek kadar rahatsız oldu beyimiz.
Hamiyet ölse çıkmaz bu evden. Yılmaz Bey de buraya gelecek. Anlayacağın Yusuf'un göbeği buraya bağlı. İnşallah dediğin gibi olur ne diyeyim. Bir düşün kız. Her şeyi geçtim. Sizi merak etmeyecek mi? Ha? Öyle bir çengel attınız ki adamın aklına. Makaranın ucu elinizde. Siz çekeceksiniz. O ipe ipe gelecek. Gidiyoruz ama sen benim buradaki gözüm kulağım olacaksın. Yılmaz'la Havva'nın her yaptığından haberin olacak, tamam mı? Hadi Münevver, çabuk ol. Pınar, anneme göz kulak olun. Bir sıkıntı olursa beni ara. Tamam beyim. Sen niye ağlıyorsun Pınar? Beyim, bu olanların hepsi benim suçum. Ben başta daha bildiklerimi size söyleseydim... Belki de bunların hiçbiri gelmezdi başınıza. Neyi söyleyecektin Pınar? Biz nikah günü almaya gittiğimizde... Havva'yla Yılmaz'ı gördüm ben evlenirlerken. Amsız sizin sinirleriniz bozulmasın diye size bir şey demedim. Vallahi ondan demedim beyim. Siz haberiniz olsaydı belki şimdi hazırlıklı olurdunuz. Söyleseydin de bir şey değişmezdi zaten. Bunlar cambaz. Her ipte oynarlar. Sen anneme göz kulak ol. Bir sıkıntı olursa ara. Hadi Münevver. İkimizin de derdi aynı. Sana baktığım zaman kendimi görüyorum abla. Nereye gidiyoruz beyim? Bilmiyorum. Şimdilik bağ evine gidelim işte. Bağ evine sığmayız ki Yusuf. Ya abi bağ de haklı. Otele mi gitsek acaba? Yok ya, otele falan gidemeyiz. Şimdi bizi görürler, bir şey olduğunu anlarlar. Rezillik. Kimseyle uğraşamam vallahi. Tamam da nereye gideceğiz o zaman? Sizin ev müsait mi? Bizim ev? Hangi bizim ev? Babanların evi. Müsait olmasına müsait de. Şimdi bir de gidip her şeyi babama mı anlatacağız? Anlatacağız. Zaten öğrenecek bir şekilde. En azından mevzu içimizde kalsın. Aile dışı açmasın. Doğru diyorsun da. Babam biliyorsun şimdi bir şey söyler de canımızı sıkar diye dedim. Bundan daha çok canımızı sıkamaz bari. Sezer Hanım uyudu. Böyle
aniden gitmeniz çok kötü oldu. Eksik gedik bir şeyiniz kalmasa bari. En iyisi bu Ayşe. En iyisi bu. Ne kadar kalırsınız? Bilmiyorum. Sezer ne zaman toparlarsa işte o zaman. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Kim gelir gecenin bu saatinde? Kızım, hayırdır bu saatte? Aradım ama telefonunu açmadın. Annen uyuduğu için sessize almışım, fark etmedim. Kötü bir şey yok değil mi? Müsaadenle bir içeri girsek mi? Tabii tabii, şaşırdım ben de. Gece gece habersiz geldik, kusura bakmayın. Ne demek, estağfurullah, buyurun. Şahane bak. Bir de oturmuşlar, masa kurmuşlar. Bir de içki içiyorlar utanmadan. Sen utanmıyor musun bunlara hizmet vermeye? Ne yapayım Hamiyet Hanım, hava istedi. Gir içeri, gir. Gir de benim sinirimi kaldırma. Şimdi görürsünüz siz. Siz burada ne alt ettiğinizi sanıyorsunuz? Şeyler atıştırıyorduk. Siz de buyurun. Hadi bu densizler neyse. Ya sana ne oldu ya? Ha? Kursağında benim paralarım, yemeklerim. Buradan buraya kadar altınlar. Ha? Bilezikler. Nankör. Kalk buradan. Kalk da bana kahve yap. Kalk buradan. Hanımım tamam, sakin ol biraz. Tansiyonun yükselecek şimdi. Teyzem artık bu konağın kahyası değil Hamiyet Hanım. Kahvenizi bundan sonra Cemile'den ya da Pınar'dan istersiniz. Ha? Öyle mi? Ama bak ben sana bir şey diyeyim. Ben bu konağın sahibiyim. Sizi burada yaşatmam. Kendinize gelin. Size bu konağı dar ederim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlıyorsanız öyle. Sen dur abi, ben hallederim. Sen daha beterini hak ettin. Havva'yı ölmeden mezara koymadan düşünecektin bunları. Yürü yenge, biz gidelim. Hanım, uyuma sen şunlara. Pınar, Pınar mıydı? Burada da bir hancıoğlu var. Hancıoğlu mu var? Aman oğlum. Öyle hancıoğluyum demekle hancıoğlu olunmaz.
hele insanın anası olursa. Çekil şuradan. Dua edin ki yaşınız var. Yoksa kimse adama küfredemez. Kimse. Yılmaz tamam. Tamam Yılmaz tamam. Yılmaz tamam gel. Tamam. Yılmaz. Teyze gel sen de. Gel teyzem. Sen ne arıyorsun burada? Ha? Ne arıyorsun burada? Madem ki hakkını o eşkıyaya devrettin, artık burada yerin yok. Çık git. Hanım, odana gidelim. Hava kocasıyla konağa yerleşti, öyle mi? Ya, inanılır gibi değil ama öyle. Artık söz söyleme zamanı geçti Yusuf. Yoksa gereksiz yere yüz verirsen bunu yapmaya cesaret eder tabii ki. Olanların benimle bilgisi yok. Babamla annemin yaptıklarının sonucu. Benim geçmişimle bir alakası yok yani. Peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben Sezer'e bir bakayım. Ben de Ayşe ablaya yardım edeceğim. Bak, yaşadığın bu rezillik yüzünden kızın hakkını savunamadın bile. Gör bak senin yüzünden evliliğim ne halde. Keşke çiftlik evinde kalsaydık abi. Ama o zaman hamiyeti de kim zapt ederdi belli değil. Ne dediysen yaptım. Ne istediysen verdim. Daha fazlasını da yapabilirdim, verebilirdim. Ama sen... Karın anama sövüyor. Senin yüzünden ölmüş anama. İki kuruşluk huzurumuzun içine etti domuz. Hatırlıyorsun değil mi beni buraya getirdiğin günü? Gidi. Bak demiştim buradan bir bak. Kapadokya ayağının altında. Bu konağın sahibi olan Kapadokya'nın sahibi olur dediydi. Al işte buradayım teyze. Tek başımayım ama. Her şeye sahip olsam kaç yazar? Yusuf'un gönlüne sahip olamadım ki. Neyse, bırakalım geçmişte. Biz bu oyunu böyle dört duvar arasında mı oynayacağız? Al gitti işte Yusuf. O olmadan şu koskoca taş yığının ne anlamı var teyze? Ama
Baba, gel iki muhabbet edelim. Merak etme, ben konaktakilere benzemem. Seni yemem. Hanımım, çok karıştırdınız ama. Bakın siz oturun, ben yapayım isterseniz. Neymiş efendim? Bir dahaki sefere benim yaşıma falan bakmazmış. Tövbe yarabbim. Konağı bana dar edermiş. Bakar mısın? Dağdakiler geliyor, bağdakini kovuyor. Hanımım, şeker atsaydınız bari. Sen niye karışıyorsun? He? Sen niye karışıyorsun? Şekersiz sevmezsiniz ya, ondan dedim valla. Ben onu mu diyorum? Niye tutuyorsun beni? He? Bıraksaydın ya, çıkaydım yukarıya böyle saçlarından tutuverip... Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne dirlik kaldı bu evde, ne düzen. Bir kahve taşmış çok mu? Seni zorda bırakmak istemezdim. Ama abim zorla getirdi. Yok, sorun değil. Biz zaten yarın... Sevgilim. Gelmiyor musun? Burada mıydın sen? Tuvaletteydim abi. Münevver, seni de odan aşağıda hazır, inelim biz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kırmızı açtım ama. Umarım tercihim beyaz değildir. Ben de senin bildiğin diğerlerine benzemem Mehmet. Ben bu masaya içmeye oturmadım Mehmet. Dinliyorum seni. Kaçırıldığın gün Yusuf'un yanındaydım. Nasıl derlendi bir bilsen. Her yerde seni aradı. Ne fark eder? Kendi kendine derlendi işte. Şurasında yangın olmayan bir adam boşuna derlenmez. Yusuf'un da yüreğinde hala senin yangının var abla, bunu bil. Aldı karısını gitti yine işte. Nasıl olacak? Bir erkeğin sevdiği kadını başka bir adamın yanında görmesi nasıl bir şeydir bilemezsin. Sizi bir anda karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Ama haklısın. Yusuf'un gitmesi hiç iyi olmadı. Dediğin gibi Yusuf olmadan bu oyun işlemez. Bak. Bir erkek sevdiği kadın için savaşmaktan asla kaçınmaz. Yusuf için de bu böyle. Yusuf'un bir şekilde sana inanması lazım. İşte o zaman yüreğindeki sevdayla hesaplaşacak. Onun için ne yapıp edip Yusuf'u bu konağa geri getirmen gerekiyor. Ya sen tanımıyorsun Yusuf'u ya da ben. İyi madem. Ne yap et, Yusuf'u bu konağa getir o zaman Mehmet. Hem akıllısın hem hırslı. Tam kafama göre. Eyvallah.
aşkı. Hazır Fransa'ya gitmişken biraz da tatil yapsak. Ne zamandır baş başa kalmadık. Tamam canım. Hele bir klinikte tedavim bitsin. Sen iyi ol, tatil de yaparız. Teyze, neredesin? Gel odadayım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yatak, yorgan, bir şeyler hazırlıyorum size. Ne diyor Mehmet amcaoğlu? Yardım edecekmiş bize. Nasıl olacakmış o? Teyzem, sabah konuşalım mı? Çok yorgunum ben. Tamam. Hadi gel, hazırlayalım şunları. Kanepesi ve yatağı olan başka bir oda yoktu. Şimdi sen de ayrı yatarsan babam bir ton konuşur dedim. O yüzden burada kalalım istedim. Ama istersen başka bir oda hazırlatabilirim. Gerek yok. Ben yatmayacağım zaten. Öğlen Yılmaz'la buluşacaktın ya. Sen evlendiklerini önceden biliyor muydun, yoksa o zaman mı öğrendin? Ne fark eder ki Bade? Kapatalım artık bu konuyu. Ben sizi konuşurken gördüm de sen bayağı kızıyordun Yılmaz'a. Ondan mı acaba dedim. Hadi yat artık Bade. İyi geceler. Sana da. Yatağa kızlar serdi. Sultan abla çaktırmayın, kimse şüphelenmesin dedi. Ama ben burada yatacağım. Rahatsız olmazsın değil mi? Olmam. İlk geldiğimde de bu odada kalıyordum. Bazı şeyler öyle çabuk değişmiyor. Ama değişecek. Anama laf edenlerin dillerini boğazlarına tıkacağım.
görecekler. Görecekler Havva. Havva? Ne o? Oyalana oyalana yatak toplamalar falan. Ne oldu? Ne istiyorsun? Bak bak. Bir de ukala olmuşuz. Canımı sıkma da toparlan çıkıyoruz. Hemen mi çıkıyoruz? Burada kalmayı düşünüyorsun herhalde. Hayır, zaten ben de eve gitmek istiyorum. Annemi merak ettim. İyi, o zaman çıkıyoruz. Oh Şeref, hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk, afiyet olsun. Buyurun, zaten bitirmiştir Remzi Bey. Nasılsın? İyi misin? İyiyim çok şükür. Sen de iyi görünüyorsun maşallah. İyiyim, iyiyim. Zaten doktor birkaç güne kalmaz çıkarsın dedi. Sen de geldin ya, artık daha çabuk iyileşirim ha. Havva nerede? Bilmem. Nasıl bilmem? Kantine falan mı indi? Yok. Bu hastaneye mi gelecektik? Dün gece senin yanında kalmadı mı bu kız? Yok. Dün buraya gelmedi hiç. Yusuf konağı geri gönderecekmiş. Nasıl yapacakmış bunu? Bilmiyorum orasını. Yapsın da. Nasıl yapıyorsa yapsın. Yusuf buraya gelsin, ben başka bir şey istemiyorum. Vallahi benim için hava hoş. Bugün olmazsa yarın ikimizi de kabul edecekler. Ya bir aile olup hep beraber yaşarız ya da paşa paşa giderler. Vallahi Hamiyet yerinden zerre kımıldamaz. Yusuf da anasını bırakmaz. Şenlikli günler bizi bekliyor desene. Yavaş. O elini kolunu kırdırma bana. Adam gibi servisini yap. Yavaş. Pınar. Münevver'in odası boşaltılacak. Teyzem kalacak bundan sonra orada. Yok artık. Niye, çok mu şaşırdın? Sen aşağıdakilerin halini iyi bilirsin bu konakta Pınar. İkiletme de yap dediğimi. Hadi. Gel bir öpeyim, gel. Asıttı bu, asıttı. Ne diyor bu çıyan gene? Yok bir şey hanım. Yumurtayı mı ne beğenmemişler de bir daha yap diyor bana. Zıkkımın pekini yesin inşallah. Ay görüyor musun? Evimdeki çektiğim çileye bak. Tövbe yarabbim. Siz görürsünüz. Yok 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 işte, kapalı telefonu. Ya bu Havva dün evden çıkarken sana ne dedi ki? Ya ben yatıyordum. Reşit'e Havva babama gidiyorum demiş. Yanında da o çocuk varmış, Yılmaz mı ne? Hastanede kalacakmış. Mış mış da mış. Anla işte. Sen Sultan'ı ara. O kesin biliyordur.
Konaktayım abla. Hayırdır? Hava nerede peki? Dün sen Hava Yılmaz birlikte çıkmışsınız. Ya kız o saatten beri ortalıkta yok. Bilmiyorum ki. Ben bir Yılmaz'a sorayım abla. Ya senin bilmediğini Yılmaz mı bilecek? Tamam abla, ben bakacağım. Şimdi Hamiyet Hanım çağırıyor, arayacağım ben seni. Tamam, haydi. Aa. Ya of ya. Ne diyor ya? Kendisi bilmiyormuş. Yılmaz'a soracakmış. Ya, bunlar kesin bir şeyler çeviriyorlar. Kız kayboldu dediğinde telaşlanmadığına göre var bu işin içinde bir numara. Sen de deli deli konuşup durma. Bu Yılmaz da kesin bunlarla beraber. Ben Havva'yı son zamanlarda ne zaman görsem Yılmaz da diplerinde. Ay, ay, için fesat, senin için fesat. Ay bıktım ya, bıktım artık. Bunu hiç hesaba katmadık. Babana gitmiş, seni bulamayınca da delilenmiş tabii. Hayda. Toprağın yanına gönderdim falan mı desen? Bir zaman kazanalım teyze. Ya bence her şeyi olduğu gibi anlatalım. Nasıl olsa öğrenecek. Sen annemi tanımıyorsun Yılmaz. Şimdi yalan söylediğimi anlarsa işin ucunu bırakmaz o. Dedikler durur ya. Of. Bir bu eksikti. Şimdi odamı da karıştırır benim. He. Tek sıkıntımız oydu çünkü. Kaşıkçı elması saklıyorsun ya odamda. Bir derdimiz o canım. Ben o odada daha önemlisini saklıyorum çünkü. Benim seninle bir işim yok. Yollarımız kesişti bir kere daha. O kadar. Misafirler geliyormuş amcaoğlu. Sen kendini iyi hissetmiyorsan ben gireyim toplantıya. Gerek yok. Ne bileyim. Dün akşamdan sonra belki kendini kötü hissediyorsundur diye düşündüm. Bunları sonra konuşuruz Mehmet. Şimdi ben sadece toplantıyı düşünmek istiyorum. Evlilik işine ne diyorsun? Ne diyeceğim, saçmalık işte. Aklı sıra beni zıvanadan çıkarmaya çalışıyor. Vallahi ben de öyle düşünüyordum amcaoğlu. Ama akşam üzeri ne bileyim... bana pek oyunmuş gibi gelmedi. Basbayağı karı koca gibiler. Hele siz gittikten sonra sofralar kuruldu terasta. Sohbet, muhabbet, gırla. Havva'yı da uzun zaman sonra ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Bizim eski şoför de kıza bayağı aşık herhalde. Bir dediğini iki etmiyor. Eli elinde, gözü gözünde. Misafirleriniz geldi Yusuf Bey. Toplantı odasını aldım. Hadi gel. Dolapta diyor. Nerede ya? Leyla bu kız, Leyla. Ne yapıyorsun öyle Sultan? Thank you.
Yusuf, sen ne düşünüyorsun bu ihaleyle ilgili? Yusuf, ihaleyle ilgili ne düşünüyorsun? Kusura bakmayın, ben toplantıya devam etmeyeceğim. Çıkmam lazım. Mehmet, misafirlerimizle ilgilensin. Misafirlere ayıp olmasın. Havva'yı da uzun zaman sonra ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Bizim eski şoför de kıza bayağı aşık herhalde. Eli elinde, gözü gözünde. Konaktan Pınar Hanım geldi Su Bey. Al içeri. Beyim. Ne oldu, ne bu halin? Beyim, daha ne olsun ki? Daha ne olsun? Konakta ne huzur kaldı, ne düzen. Siz giderken annem size emanet dediniz ama... Bu Havva Hamiyet Hanım'ın sebebi olacak valla. Ne oldu, anlat bakalım. Evde herkese emirler yağdırıyor. Herkesi hor görüyor. Tamam. Yani biz Cemile ile konağın çalışanıyız sonuçta. Sesimizi çıkartamayız ama... Hanımımla yaptıklarını artık ben bile dayanamıyorum beyim. Ne oldu, ne yaptılar, anlatsana Pınar. Gece terasa sofra kurdurdular. Sonra hanımım az sessiz olun demeye gittiydi yanlarına. Baktı ki edepsizlikleriyle baş edilecek gibi değil. Kendini şimdi odasına kapattı. Burnunu bile dışarı çıkarmıyor. Hem bununla da kalsa iyi. Sabah geldi, Münevver'in odasını boşaltın. Bundan sonra teyzem kalacak orada dedi. Ben tabii hanımıma da bir şey söyleyemedim. Tansiyonu var, Allah korusun bir şey olur. Beyim, ne olur artık geri dönün. Geri dönün de bir dur deyin artık şu olanlara. Tamam, ben seni anladım Pınar. Sen git şimdi.